Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gürkan. Bugün sizlerle struct'ları göreceğiz. Struct'lar class'lara çok benzer. Hatta karıştırılır birbirlerine. Bu videomuzda ikisi arasındaki farkları da göreceğiz. Öncelikle bir struct nasıl tanımlanır? Aynı class gibi. Struct yazdıktan sonra isim ve süslü parantezler. Class da aynı şekilde tanımlanıyordu. Şimdi struct ile class arasındaki en büyük fark struct'lar değer tiplidir. Class'lar ise referans tipli. Haliyle struct stack'te olur. Class ise heap'teydi. Heap'in olma amacı stack'te fazla verinin taşınamamasından dolayı. Yani stack'te büyük veri taşıyamıyorsunuz. Eğer büyük bir veri olursa stack'te stack overflow hata sağlar. Yani stack'te bir taşma durumu olur. Heap de zaten stack'te fazla veri olamadığı için oluşmuştur. Haliyle burada büyük veriler için struct'ı kullanamayız. Bu sınır çoğu kaynakta da belirtildiği gibi 16 byte diye söyleniyor. 16 byte'ın altındaki verilerde struct, üstünde ise class kullanılmalı. Struct'ın bir diğer kullanım alanı ise struct'taki veriler net olmalı. Yani belli olması lazım. Sonradan değişken bir yapıda olmaması lazım. Yani verilerimiz net olduğunda struct'ı kullanmalıyız. Şimdi arasındaki diğer farklara bakalım. Class'ta default constructor'ın vardı. Fakat struct'ta default constructor yoktur. Haliyle diğer mesela burada x diye bir parametre alan bir tane constructor yaptım. Hatamız kalktı. Fakat default olarak gördüğünüz gibi hata alıyoruz. Diğer türlü destructor'a bakalım. Burada vardı destructor. Şöyle yapalım. Bunda vardı. Destructor neydi? Bir nesne heap'ten silinmeden önce çalışan metottu. Bu stack'te haliyle burada olması saçma olur. Gördüğünüz gibi hata aldık. Zaten sadece class tipi içerebilir diyor destructor'ları. Gördüğünüz gibi struct'ta destructor'lar yok. Bunun dışında field, method, ondan sonra property, bunların hepsi struct'ta ve class'ta da kullanılabiliyor. Şimdi struct'ta bir tane değişken oluşturdum. Aynı şekilde burada da oluşturalım. Public int x. Burada bir değer verebiliyorum. Direkt gördüğünüz gibi. Fakat burada veremiyorum. Hata alıyorum. Peki. Main metodumuzun içerisinde bu struct'a nasıl ulaşacağız ona bakalım. Class için bir nesne tanımlıyorduk. Pardon, class olacak. My class nesne. New my class dedik ve bu nesne üzerinde x ulaşarak mesela bir değer verdik ve bu nesneden x'i çağırıyoruz. Burada ekranımıza haliyle 5 yazdıracaktır. Evet, gördüğünüz gibi 5. Peki struct'a nasıl ulaşıyoruz? Buradan sonra bir tane isim veriyoruz. Ve doğrudan bu isim üzerinden erişebiliyoruz. Adını farklı yapalım. Karışmasın buradakiyle. A dedik eşittir 15. Daha sonra da buradan A'yı çağırdığımızda aynı şekilde 15 yazdırdı. Peki bir şey atamasaydık? Burada hata aldık. Çünkü struct'ta direkt böyle çağıramıyorsunuz. Mesela bunu class'ta yapabilirdik. Nesne diyorum. Ve burada direkt nesne üzerinden x'i çağıralım. Şu anda değeri atanmadı. Fakat ekrana 0 yazdıracaktır. Evet, gördüğünüz gibi. Ama bu struct'ta olmuyor.
Peki bunu nasıl çözeriz? Bunu statik yapabiliriz. Evet. Çünkü statik yaptığımızda bir ilk değer varsayılan değerini verirdi. Int'in varsayılan değeri 0. Fakat burada bu şekilde ulaşamayız. Direkt myStruct. myStruct.a dememiz lazım. Böyle olduğunda 0 yazdıracaktır. Güzel. Peki statik yapmamız gerekiyorsa. Bu durumda bunu da aynı şekilde class'taki gibi new ile nesne oluştururmuş gibi atamamız lazım bu ilk isim denen struct'ımıza. Şimdi bu isim üzerinden a'yı çağırdığımda burada da 0 yazdığını göreceksinizdir. Peki bununla bunun arasındaki fark ne? Şurada bir tane daha oluşturalım. İsim 2 eşittir new myStruct. Öncelikle varsayılan değer atadı. Güzel. Peki sadece bu mu? Hayır. Şöyleyken mesela buraya bir tane constructor açacağım. Şurada da int x diyelim. Ve a'yı bu constructor'da bu x'e eşitleyelim. Mesela hal buyken burada constructor'ı çağıramam. Böyle yapıp da içine bir şey yazamam. Fakat burada bunu yapabilirim. Mesela 5 dedim. Daha sonra bunun içinden isim 2.a dedim mesela. Çalıştırdığımda 5 diyecektir. Çünkü ben burada direkt constructor'da çağırdım. Bu constructor'da zaten içine parametre olarak verilen değişkeni bu a'ya eşitliyor. Buradan da a'yı çağırdığımızda 5 sonucuna ulaştık. Mesela böyle yaptığımızda hata alırız. Çünkü bu değeri atamadık. Evet. Şimdi şu referans ve değer tipli olayına güzelce bir bakalım. Bunu da pekiştirelim. Şuraya tekrardan x'i vereceğim. Şimdi burada bir metot oluşturacağım. Void değiştir. Statik olsun. Ve için öncelikle myClass tipinde bir değişken veriyorum. Referans. Bu A'nın içindeki x'e 30 yapsın. Burada bir hata aldık. Evet, namespace içerisinde. O yüzden hata aldık. Class'ın içinde olması lazım. Evet. Şimdi burada öncelikle şu myClass'tan pardon hep aynı hata yapıyoruz. Bir nesne aldım. Bu nesnedeki x'i 50 yapıyorum. Ve bu değiştire bu nesneyi veriyorum. Daha sonra bu nesnedeki x'i çağırıyorum. Bu referans tipli olduğu için buraya geldiğinde değeri direkt orijinali gelecektir. Ve buradan 30'a eşitlenecektir. 50'ye atmamıza rağmen bize 30 yazdıracaktır. Gördüğünüz gibi öyle oldu. Peki. Şurası struct olsun. Ve bu B diyelim. A'nın içindeki B 30 dedi. Burada da aynı şekilde bir struct oluşturalım. MyStruct isim dedim. İsimdeki B 50 diyoruz. Burada bir değiştir metodunu çağırdım. Ve tekrardan isimdeki B'ye ulaşıyoruz. Bu struct yani değer tipli olduğu için değer kopyalanacaktır. Kopya 30 olacaktır. Fakat orijinali 50 olduğu için ekrana 50 yazdıracaktır. Gördüğünüz gibi. Struct'lar bu kadardı. Zaten çok zor bir şey yok. C dilinde kod yazanlar da zaten bu struct'lara aşinadır. Bu videomuz bu kadardı.